yerli konusunda Okan Hoca'nın eli çok zayıf. Çok zayıf. Aşırı zayıf. Yani şu kanatlara ve beşliğe dokunamıyorsun. Öyle bir şey ki Mitchell, Lucas Tarare, çok iyi gidiyor o bölgede. Kerem ya da Yunus'tan birini değiştireceksin. Evet. Barış Alper Yılmaz. Başka bir hamlen yok. Barış Alper'i de kullanır. İstanbul Spor maçında bayağı iyi gördüm ben. Ee, yani çok belki, güzel bir gol attı. Belki şeyde kullanabilir. Kaçırdıkları var. Çok güzel bir gol attı. O özellikle topla giderken ben o tip golleri çok severim. Yani yürür vaziyette, koşar vaziyette sağla çekip solla vurması. Sonrasında kaçırdığı bir iki tane net pozisyon var. Ama performans olarak iyiydi. Ee, yani burada Kerem çıkıyorsa Barış Alper Yılmaz girebilir. Eğer Kerem'i çıkarıp şimdi Reşit gibi bir oyuncu Reşit çünkü e, profesyonel çokta aslında baktığın zaman İyi hamle olabilecek bir oyuncu. Ama Kerem'i çıkarıp yerine koyamıyorsun. Bu da Okan Hoca'nın elini bağlıyor. Öyle bir değişiklikte de ya savunmada bir değişiklik yapacaksın. O da çok zor. O da çok zor. Da çok i̇mkan i̇mkan, imkan dahilinde değil. Bir yani, Sancar kardeşim demiş ki... ...Haldun abi öyle bir anlatıyorsun ki... ...Adana'nın orta sahasında sanki Modric Casemiro Cross oynuyor. <laughs> yani Real yani Madrid orta... Güzel. İyi de, iyi de biz 6 tane orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Ayrıca bu, bu oyuncu yani oynadığı takım da Barcelona değil yani evet. sonuçta. Ee, tabii ki biz e, neyi anlatıyoruz? Hikayenin nasıl geliştiğini anlatıyoruz. Nasıl gelişeceğini anlatıyoruz. Ama çıkarsın ne yaptı iş mesela? Kevin Rodriguez çıktı, e, 30'dan bir vurdu, gol oldu. Ya da çıktı, Saşa bir tane getirdi. Gomis ön direkte vurdu, gol oldu. Başka senaryo konuşuruz o zaman. Peki şimdi Yani bunlar e, evet. net konuşacağımız senaryolar. değil. bu maçta en çok beklediğim, merak ettiğim Saşa Boyla Onyekura eşleşmesi. Bu eşleşme eğer bu şekilde olursa Onyekuru kuru e, sezonun formda isimleri. Saşa Boy mesela Onyekuru'ya adım attı. Ben karşılık attırma. verir diye düşünüyorum. Yani Saşa ya da, Boy Saşa Boy kuru daha zor duruma sokabilir zaman zaman. Yani karşılık verir en azından. O eğer. uzun toplarla gol arayacak, bazen içeri kat edecek mesela. Yani maçın genelinde değişecek yerler var. Trabzon, şimdi Trabzonspor Spor'da e, milli ara sonrası 8. haftaya Kayseri Spor mücadelesiyle başlıyor. E, ama aynı zamanda Bordo Mavileri yoğun bir fikstür bekliyor Haldun maç Savaşçıoğlu. E, Ekim ayında 4 lig ve 3 Avrupa Kup olmak üzere 7 maça çıkacak Bordo E, Bu milli arada yine son günlerde yapılan transferlerin takım alışması açısından iyi bir ortam oluşturduğu gelen haberler arasında Trabzonspor'da ama zorlu bir fikstür. Evet. Bunun altından kalkacak kadroya da sahip milli arada Buna göre çalışmalar da yapılmıştır 1 Ekim Kayseri 6 Ekim Monaco 10 Ekim Kasımpaşa 13 Ekim Monaco 16 Ekim Beşiktaş maçları 2 evet. tane Monaco maçı var Görece zor bir de Beşiktaş deplasmanı var Yani gerçekten zorlu bir sürece Zorlu bir fikstüre giriyor e, Trabzonspor Şimdi Trabzonspor'un oyun şablonu tam olarak Oturmamıştı ama hocanın söylediği Bir şey var bize hep Kasım ayını e, söylüyor Diyor ki Kasım ayı Kasım ayı Kasım ayı o e, oraya kadar bekleyeceğiz anlaşılan. Ama bu arada oraya kadar da Trabzonspor'un fazla puan kaybetmeden yürümesi evet. lazım. Aksi takdirde yolda çok puan kaybedersen işin e, sıkıntıya girer. E, tabii ki bazı oyuncular var ki onları e, biraz daha e, farklı düşünmek lazım. Yani mesela Yusuf'un Yusuf, Yusuf Yazıcı'nın e, girmesi. Abdülkadir Ömür'ün formda olması yani o kadar çok şey var ki e, Enis Bardi'nin yeniden eski formu o geldiği günlerdeki formu. Ya Hamşik zaten bence verimli oldu Trezegge zaten. Trezege maçtır çok iyi. İyi. Yani birçok bir oyuncu var. E, ya mesela hocanın vazgeçmediği üç tane oyuncu var. Ben baktım. E, Evren Eren Elmalı 1025 dakika oynamış, bir asist yapmış. Larsen 988 dakika oynamış, bir gol atmış ve Trezege 977 dakika oynamış, 3 gol 2 asist yapmış. Çok eleştiriliyor Trezege dediğim için tabii. bunu söyledim. Hı hı. Bak 5 gole tesir etmiş daha şimdiden. Şimdiden ee, 5 gole Son 3 maçtır toparladı. O ya, kolay değil tabii, değil tabii ki. Yani hep bakayım, hep bakayım etkisinde kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu e, grafikle devam ederse sezonun sonunda yani 7 gol, 8 asist, 10 asist falan gibi rakamlara ulaşır böyle giderse. Şimdi geçen sezon Roma maçından sonra tek kulvarda giden bir Trabzonspor vardı. Çok rahattı. Şimdi böyle bir zorlu eee fikstürde 3-4 günde bir maç oynayacak. Kadro müsait. Yedekler de var. Abdullah Hoca mutlaka bunun e, çeşitli oyuncuları derinlendirecektir. Eren Elmalı en çok forma giyen oyuncu dedi. Milli takımda yıprandı. Bunu mutlaka e, yok seçenek ya. Seçeneği seçenek yok. yok. Hoca burada ona. İşte Abdullah Hoca burada Eren Elmalı'ya çok kaliteli bir oyuncu ama iki maçta da talihsizce özellikle ilk Lüksemburg maçında yaptığı hata yani bir oyuncu üzerinden sanki böyle ya da birkaç oyuncu üzerinden Eren Elmalı öyle kaybedilecek bir oyuncu değil. Her zaman kazanılması gereken bir oyuncu. Milli takım içinde de uzun yıllar fayda sağlayacak bir oyuncu. Dolayısıyla oradaki istatistikler öyle boş istatistikler değil Eren Elmalı üzerinden. Onların tamamı hak edilmiş. Yani Eren Elmalı'nın alternatifi yok buraya koyalım değil birçok maçta da sağda elinden geleni yapmıştır. Diğer tarafta Larsen, milli maçlar dönüşü her zaman zordur. Kayseri... E, transfer yapamamasına rağmen geçtiğimiz sezon kadroyla devam eden tek takım zannedersem. E, dolayısıyla maçlara da baktığın zaman kora maçlar çıkarıyorlar. Ben Ali Başkan'la konuşmuştum, sohbet etmiştim. E, başkan yardımcısı. Onun söylediği çok doğru bir şey var. Diyor ki biz evet tahtamız kapalıydı, transfer yapamadık ama şunu yaptık. Futbolculara her şeyi ödedik. Yani siz gelin bu, e, bu takıma katkı verin biz sizin bütün alacaklarınızı işte primlerinizi hak edişlerinizi ödeyeceğiz. Ne oldu biliyor musun? Ekstra motivasyon sağladık Doğru. diyor. Bertolojiye işte T ama ekstra motivasyon sağladık. Çünkü sezon başlarken ya tahtası kapalı bu takım fazla bir şey olmayacak galiba gibi düşünceleri bir anda yıktılar. Çünkü mevcut oyuncu kadrosu iyiydi. O oyuncuları destekledi. Yani maddi olarak da manevi olarak da destekleyince ortaya güzel bir e, sonuç çıktı. Yani e, küme düşme hattında düşünülen takım bayağı iyi noktalara bir geldi. İyi futbol oynuyor Aldın evet. abi. Yani bu söylediğin şey çok önemli. Ali Başkan'a da buradan selam olsun. O Berne Hanım'dan sonraki takımda evet. en e, önemli görev üstlenip futbolcularla da çok yakından ilgilen. Futbolcunun parasını ödersen, primini ödersen oynatırsın. Kadro derinli olarak baktığımız zaman e, çok zengin olan bir kadrosu yok. Altyapıdan da takviyeleri var. Ama paralar ödeniyorsa, ikili ilişkileri ise, hoca olarak Tabii. da baktığın zaman o riski alıp geldi. Ben çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum yani. Ali Başkan'ın ayrıca bir ufak bir rahatsızlığı da vardı galiba. Geçmiş olsun kendisine herhalde toparladı. Yani Kayseri Spor bu sezon e, ligin eski ama o... E, sürpriz takımı sürpriz oldu. Sürpriz takımı. Yani şunu Düşmeye söyleyebiliriz. Düşmeye aday gösteriliyordu mesela. Final başlarken. oynadı. Doğru. Tamam, doğru. Ziraat Türkiye Kupası'nda ama... Genel anlamda transfer yapmayan takımlar yapamayan takımlar için ya transfer yapamadı çok zor durumda denir ama e, transfer yapmamasına rağmen tahtası kapalı olm devre arasında da pek fazla düşünmüyoruz dedi yani hani öyle bir Açılsa durumda bile. söz konusu olmayacak dedi yani. Galiba idari bir takım sıkıntılar varmış. Müzik sesi duydum. Evet. O, o Kayseri Sporu Başkanı <laughs> Ali Bey. Yani Trabzonspor'da, Kayseri, sporu da, da. Kayseri sporu da başarılar diliyorum. Keyifli diyeceğim. bir 8. hafta bizi bekliyor olsun. Temennimiz bu yönde. E, futbolu konuştuğumuz, saha içini konuştuğumuz bir hafta olsun hepimiz için. Savaş çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haldun Damak çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz için efendim biz... Spor gündemini noktalıyoruz. Siz A spor ekranından ayrılmayın. Fenerbahçe'nin derbi öncesi e son 4 maçına bakacağız. Hemen ardından ana haberde Sinem Ökten günün sıcak gelişmeleriyle karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.